Günaydın oğlum. Günaydın baba da bu ne hal? Anne! Babam ayaklanmış gidiyor. Oğlum niye gammazıyorsun? Hayrola Mehmet, nereye böyle ayaklanmışsın? Nereye böyle baba? Durağa gidiyorum kızım. Delirdin mi sen Mehmet? Doktorların dediklerini unuttun galiba. Yatıp dinlenmen lazım. Evet baba ya. Seni hiçbir yere göndermiyoruz baba. Ya çocuklar, ben 2 haftadır yatıyorum zaten. Yat yat, nereye kadar yatacağım? İyileşene kadar yatacaksın babacığım. Kızım ben turp gibiyim, görmüyor musun? Ben zaten çalışırsam daha iyi dinlenirim. Ne inatçısın Mehmet. Ya vallahi iyiyim diyorum size. Niye inanmıyorsunuz? Bakın biraz daha yatarsam gerçekten hastalanacağım. Tamam be, tamam. Hadi, akşama görüşürüz. Hadi hayırlısılar baba. Aa Mehmet, unutmadan Safiye'nin gününe gideceğim ben bugün. Ararsan evden, merak etme diye söyle. Tamam Şükran. Hadi hoşça kalın. Baba. Efendim kızım. Dikkat et, tamam mı? Tamam kızım, merak etme. Hoşça kalın. Ya kızım, sizin evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor? Vallahi hiç bilmiyorum anne. Her şeyle Cenk ilgileniyor. Ya olur mu yavrum? Sen niye yardım etmiyorsun çocuğa? Yorulmamı istemiyormuş. Ay aşka bak aşka. Gözlerim yaşardı. Nurten. Kızım bu anne ya. Kızım, Cenk bu aldığı beyaz eşyaların taksitten ödüyor mu? Vallahi bilmiyorum baba. Ödüyorum dedi ama kaç tanesini ödedi bilmem. Bu akşam gelecek, konuşursun. Peki. Sana kötü bir haberim var. Şu an hiçbir haber beni üzemez Nurten. Çünkü Need for Speed'de rekora doğru gidiyorum. Dileğim bir erkek arkadaşı var. Ne? Ciddi misin? Hani hiçbir haber seni üzemezdi. Bakıyorum darma duman oldun. Şapşal aşık. Nurten! Pardon. Kimmiş peki bu? Tanıdığın biri mi? Vallahi bu senin Nijerya'dan kaç kişi tanıdığına bağlı Okan. Ya bulmaca gibi konuşma Nurten ya. Kimmiş diyorum, tanıdığın biri mi? Yani lep demeden leblebi anlamıyorsun Okan. Demek istiyorum ki senin bu çocuğu tanımana imkan yok çünkü çocuk Nijeryalı. Nijeryalı mı? Of ya. Evet Nijeryalı. Adı da Obayana. Hatta siz sormadan ben söyleyeyim, anlamı ateşin kralı demekmiş. Peki Osman abinin haberi var mı bu ateşli kralda? Sanmıyorum babacığım. O zaman Osman abinin haberi olunca kralın ateşini söndürür. Hem de ne söndürme. Kapı. Aldım mesaj ablacığım, ben bakarım. İyi akşamlar. Mehmet Güven'in evi değil mi? Evet. Kendisiyle görüşmem gereken mesele var da çağırabilir misiniz? Tabii. Baba! Bir dakika gelebilir misin? Hoş geldiniz beyefendi. Hayırdır? Vallahi pek hayır değil Mehmet Bey. Cenk Bey hiç ödeme yapmıyor. Nasıl olur? 2 taksit geçti, ikisini ödemedi. Buraya haberiniz olsun diye geldim. Çünkü eğer o ödemezse borcunuzu ödemek zorunda kalacaksınız. Kefil sizsiniz. Ha? 3 kağıtçı Cenk de geldi. Ben bakarım. Mehmet, sinirlenme tamam mı canım? Merhaba anneciğim, nasılsınız? Sağ ol çocuğum, sağ ol. Merhaba babacığım, öpeyim. İstemez. Oturayım o zaman. Cenk, nasıl gidiyor evlilik işleri? Gayet iyi babacığım. Evi tutmak üzereyim. Mobilyaları alacağım. Ona da kefil istiyorlar. Ben yine siz olursunuz diye düşündüm. Bilmem ki, ne dersiniz? Olurum. Olurum tabii de. Sen beyaz eşyaların taksitlerini ödüyor musun? Tabii ki babacığım. Hatta beyaz eşyaların 6 taksitini birden ödedim. Bitti gitti. 6'sını birden? Evet babacığım. Oğlum, beyaz eşyaları alan 2 ay oldu. 6'sını nasıl ödedin? Param vardı. Param olunca hepsini birden ödeyeyim dedim. Ben borçlu kalmayı pek sevmiyorum biliyor musunuz babacığım? Geceleri uykum kaçar vallahi. Ödedim, rahatladım. Oh be, oh. Peki bu ne? Bu ne babacığım? Bu akşam beyaz eşyacı geldi. Taksitlerin hiçbirini ödememişsin. Bir yanlışlık olmalı babacığım. Bana 2'de 1 babacığım deme, tamam mı? Esas yanlışlık seni içimize almak da oldu. Defol. Defol bu evden, gözüm görmesin seni. Sana defol dedi, duymadın mı?